Arkadaşlar iyi günler. 30 dakikada Selenium serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün C-Unit'te Assertion'ları anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Assertion'lar arkadaşlar C-Unit'le birlikte, C-Unit, TestNG ve sonra dolayısıyla da Cucumber'da bizim en çok kullanacağımız şey. Çünkü neden? Biz test otomasyonu yapıyoruz. Test otomasyonu neydi hatırlarsanız arkadaşlar? manuel olarak gerçekleştirebileceğimiz herhangi bir test senaryosunu Selenium Selenium Driver kullanarak kodlarla gerçekleştirmek demiştik. Mesela bunu ilk derslerde de anlatmıştım. İşte Amazon'a gidip ondan sonra Nutella aratıp Nutella yazdıktan sonra enter tuşuna basalım ve bulunan sonuçların Nutella aramasına ait olup olmadığını test edelim istiyoruz. <laughs> Neticede adımız test otomasyonu arkadaşlar ve testerız. Bizim bütün test case'lerimiz yüzde 99 bir test için yapılmakta. Yani biz bulduğumuz sonuçların arattığımızda Nutella için olduğundan emin olmak istiyoruz. Basit bir test case yazıyorum arkadaşlar. Burada maksadımız hani işin nasıl işlediğini size anlatmak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? arkadaşlar. Yani arama yaptığımızda sonucun Nutella için yaptığını nasıl yapabiliriz? Basit bir çözüm. Yazının yani sonuç işte şu kadar sonuç bulunduğu yazısının Nutella içerdiğini kontrol edelim. Basit bir test yapıyoruz. Bakın burası Amazon sayfası arkadaşlar. Amazon sayfasında Nutella için arama yaptığınızda gerçekten şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani Nutella için 105 sonuç bulunmuş ve şu anda işte ilk sayfada 48 tanesini gösteriyormuş. Peki bu yazının arkadaşlar yani şuradaki 148 of 105 result for Nutella'nın Nutella içerip içermediğini nasıl test ederiz? Tabii Java gören arkadaşlar olarak bizim ilk aklımıza gelen şey if else ile yapabiliriz. Bu bir string. String'in Nutella içerip içermediğini test ederiz. Şimdi ben buraya Nutella yazmışım da görsel arkadaşlar. Aslında testte Nutella arattım. N'si büyük. Oradan karışmasın. Yani bu görsel küçük N ile bu büyük ne. Biz şunu yapabiliriz. Ee, sonuç yazısını locate ederiz. Bunu bütün test case'i göstermedim. İsterseniz test case'i de gösterebilirim. Şöyle yapalım. Bakın buradan yapalım. Amazon'a gideriz. Driver.get ile. Sonra arama kutusunu locate ederiz. Bu güzel. Sonra arama kutusuna Nutella yazarız. Bakın büyük ile Ve arama yaptıktan sonra yani Nutella yazdıktan sonra enter'a basarız. Yani insan olarak nasıl yapıyorsa burada da aynısını yaparız. Sonra sonuç yazısı elementini locate ederiz. Yani istiyorsanız Nutella'yı bir de manuel olarak görelim. Ne yaptığımızı burada görelim. Aynısını otomasyonla yapıyoruz. Önce Amazon'a gidiyoruz. Gittik. Buraya Nutella yazıp enter'a basıyoruz. Arattık. Gördüğünüz gibi bir sonuç yazısı burada göründü. Bu sonuç yazısını locate ettiğimizde arkadaşlar bir web element olarak locate edebiliriz. Ve locate ettiğimiz bu yazının üzerindeki Bakın bu bir web element olduğu için get text metoduyla yazı alabilir ve bir string değişkeni atayabiliriz. Yani actual yazı artık alınmış oldu ve bizim orada ekranda gördüğümüz yazı artık şu actual yazı str'ın içerisinde kaydolmuş oldu. E biz bunu if ile yapmak istersek şöyle yapabiliriz. Nutella içerdiğini test etmek istiyoruz. Dolayısıyla bir tane de bulunacak kelime diye e, değişken oluşturdum. İsmi Nutella. Ve if else ile bu sonuç yazısı stringinin aradığım kelime olan Nutella içerip içermediğini test ediyorum. Yani actual yazı stringi expected bulunacak kelime olan Nutella'yı içeriyor mu? İçeriyorsa o zaman testimiz PEST. İçermiyorsa yani ELSE, sonuç yazısı Nutella içermiyor. Dolayısıyla da Nutella testi FAILED diyebilirim. Mesela ben bunu çalıştıracak olursam arkadaşlar şu anda, benim testim Nutella Amazon'a gidecek, Nutella aratacak. E sonuçta Nutella içerdiği için arkadaşlar bu testim PEST olacak. Görelim. Nutella arattık bakın sonuçumuzda Nutella içeriyor. Dolayısıyla testimiz pest oldu. Sonuçta bizim son testimizin pest olduğunu burada yazıyla görebiliyoruz. Burada da dikkat ederseniz biraz önce test pest yazısı vardı. Şurada da var gördüğünüz gibi test pest. Ve bizim testimizin yanında da yeşil tik var. Hatırlarsanız zaten C unit'in bize sağladığı avantajlardan birisi olarak bunu söylemiştim. Yani eğer testiniz pes olursa yanında yeşil tik olur. Ve aşağıda da yeşil yazıyla test pest yazar arkadaşlar. Şimdi C unit'in bize sağladığı iki büyük avantajdan bir tanesi bu şuydu arkadaşlar. Expected sonuç yani beklenen sonuç ile gerçekleşen sonucu otomatik olarak karşılaştırıp bize raporluyordu. Ve dolayısıyla bakın buraya da yazmışım. Artık if else ile bu sonuçları karşılaştırma ihtiyacım kalmaz diyordum. İkinci büyük faydası da eğer C unit test düzgün çalışıyorsa yeşil, yani testimiz pest olduysa yeşil, testimiz failed olduğundaysa kırmızıya döner demiştik. Bu ikisi C unit'in bize sağladığı en büyük iki fayda olarak bir önceki derste anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar if ile yaptığımızda bu işlemin yani past olmazsa, failed olursa gerçekten bize raporladığını ve gerçekten kırmızıya döndüğünü veya dönmediğini görelim. Bu defa arkadaşlar şöyle yapalım. Kutella aratalım bakın. Kutella. Yani Nutella aratalım tamam ama sonucun kutella içerdiğini test edelim. Ne yapacağım bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle giriyorum. Her şey aynı bakın Nutella atacağım tamam. Testi yaparken arkadaşlar testi yaparken bulunan sonuç cümlesinin kutella içerip içermediğini test edeceğim. Dolayısıyla İhtimal sıfır, değil mi arkadaşlar? Ben Nutella aratıyorsam, sonuçta Nutella yazısı çıkar, Kutella çıkmaz. Dolayısıyla bu test failed olacak. Sonuç yazısı Nutella içermiyor, Nutella testte failed yazacak. Görelim. Çünkü Nutella aratıyoruz, ama sonucun Kutella içerip içermediğine bakıyoruz. Bakalım. Bakın Nutella arattık. Kutellayı test etti ve gördüğünüz gibi testimiz arkadaşlar failed oldu. Ama burada bakın testimiz failed oldu demesine rağmen sol tarafta test pass diyor ya da şu yukarıda test pass diyor. Ve testimizin yanında da yeşil tuş var. Yeşil tik var. Ama biz demiştik ki C unit eğer test pass olursa yeşil, test failed olursa da burada kırmızıya dönüp testin failed olması lazım demesi lazımdı. C unit'in en büyük artısı buydu. Ama olmadı. Çünkü arkadaşlar if else bizim bir kod bloğumuz ama test aracımız değil. Biz hani Java'dan bildiğimiz if else mantığı içerisinde bunu yaparız. Ama ee, C unit bunu kabul etmez arkadaşlar. C unit için şuradaki string bir variable'a değer ataması neyse if else bloğu da öyle bir kod bloğudur. Dolayısıyla C unit şuna bakar. Ben bu kodları çalıştırırken ilk satırından son satırına kadar herhangi bir sorunla karşılaştım mı? Karşılaşmadım. O zaman C unit açısından hiçbir sorun yoktur. Test pes olmuştur. Çünkü bütün kodlar sorunsuz çalıştı. Onun için testin yanında yeşiltik ve burada da test pes yazısı var. Neye rağmen, bir daha söylüyorum, bizim testimiz failed olmasına rağmen. E peki bunu nasıl yapacağız? Yani if else yapmayacaksak, if else yaptığımızda doğru raporlamaya ulaşamıyorsak yani test pest ve yeşil tiki yanlış görüyorsak doğrusu ne olmalı derseniz arkadaşlar C unit arkadaşlar bunu göstermiş oldum. Bakın burada failed olmasına rağmen yani test pest yazıyor ve tik yazıyor. Bu arkadaşlar beklediğimiz bir sonuç değil. İşte C unit arkadaşlar doğru raporlama ve doğru test sonuçları için bize Assertion klasını oluşturmuş. Assertion klası içerisinde her türlü testimizi yapmamız için, karşılaştırmayı yapabilmemiz için yeterli olan e, statik metotların olduğu bir klas arkadaşlar. Eğer biz Assertion klasından hazır metotları kullanarak test yaparsak, artık if else ile kontrol etmemize, durumu raporlamak için hani if eğer o ona eşitse o zaman testimiz pass oldu yazdırdım. Eşit değilse testimiz failed oldu gibi. Bakın yani hem karşılaştırma yapıyoruz hem de sonucu raporlamak için yazdırmalar yapıyoruz. Bunlara artık gerek kalmayacak. Çünkü biz artık assertion klasından hazır assertion metotları kullanacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bunu yapabilmek için, bunu yapabilmek için yazacağımız tek şey şurada gördüğünüz assert klasından bakın assert nokta assert true yani biraz önce if else ile yaptığımız actual yazı stringi aradığımız kelime olan Nutella'yı içeriyor mu? Hani if'in içine yazdığımız şartı buraya yazıyoruz. Yani assert nokta assert true deyip biraz önce if else'in içerisinde yazdığımız cümleyi yazıyoruz. Bu durumda arkadaşlar gerçekten Nutella arattık ve aradığımız sonucun da Nutella içerdiğini test ediyorsak gördüğünüz gibi sonuçta if else'de olduğu gibi biz yazdırdığımız için if else bir şey yazdırmıştı ama burada işte geçti ya da kaldı gibi bir şey görmüyoruz. Bunun yerine ne görüyoruz arkadaşlar? Şuradaki process finish with exit code 0. Bu yazı bizim için önemli. Bu şu demek arkadaşlar. Testimiz sorunsuz bir şekilde çalıştı ve pes oldu. Yani burada sıfırı görmek bizim testimizin pes olduğunu anlamamız için bir işaret. Ama bunu kontrol etmemize zaten gerek yok. Neden? Çünkü C unit Assert klasıyla yaptığımız testlerin sonucunu burada bize gösterecek. Bakın test birimiz PES olmuş. Yanda yeşil tik var. Aynı şekilde aşağıda ya da şurada da göreceğiniz gibi arkadaşlar testimiz PES oldu. Peki failed senaryosunda nasıl olacak arkadaşlar? Failed senaryosunda yine Nutella aradım. Nutella aratıp Kutella içerip içermediğini test edelim derseniz bakın e, assertion'ımız aynı. Diyoruz ki sonuç yazısı aradığımız kelime yani Kutella'yı içeriyor mu? Bu durumda arkadaşlar Java bize finished with exit code eksi bir verecektir. -1 bu şu demek, ben kodları çalıştırırken bir sorunla karşılaştım. Yani sıfır sorunsuz, eksi bir sorunlu arkadaşlar. Sadece buraya yazmakla da yetinmeyecek. Bakın sol tarafta test sıfır birimizin yanında çarpı işareti ve aşağıda da test failed bir, test sıfır diyor. Yani geç fail olan bir tane test olan yok. Burası görünüp kayboluyor ama şurası sürekli kalıcı olarak var. Bakın bir test yapılmış 7 saniye 974 milisaniyede ve testimiz failed olmuş. Dolayısıyla demek ki C unit arkadaşlar bize eğer assert klasından hazır metotlar kullanırsak direkt sonucu raporluyor. Bir daha böyle yapmamıza da gerek kalmıyor. Bunu ileride göreceğimiz bazı metotlarda arkadaşlar test ng ile birlikte bu defa bazı daha doğrusu başka ben size anlatacağım. Ee, ileride anlatacağım şeylerde olması gerekenle olması gerekenle e, gerçekleşen arasındaki farkı da bize gösterecek. Yani hem test fail olacak hem de olması gerekenle gerçekleşen arasındaki farkı da bize Gösterecek arkadaşlar. Peki hocam bu Assertion metotları nedir? Çok güzelmiş. Yani biz bundan sonra hep bundan yapalım diyorsanız arkadaşlar yapacağımız şey C unit e, C unit'teki arkadaşlar bu Assertion metotlarını iyi öğrenmek olacak. Biz C unit'teki Assertion metotlarından en çok 3 tane kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bu 3 taneyi e, isimlerine göre değil, bize verilen test senaryosunun isteklerine göre yapıyoruz. Test senaryosu bizden ne istiyorsa onu yapıyoruz. Peki en çok kullandığımız bu üç tane ne? Bir tanesi şu. Assert nokta assert true. Doğru olmasını istediğimiz koşullarda bunu kullanıyoruz. İkincisi assert false. Bir şartın yanlış olmasını bekliyorsak Mesela login fonksiyonda her zaman giriş yapmasını istemezsiniz arkadaşlar. Bazen yanlış kullanıcı adı girildiğinde girememesini istersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya da diyelim ki birazdan örnek vereceğim. 65 yaşında emekli olabiliyorsanız, 63 yaşındaki bir kişi emekli olabilir mi diye sorduğunuzda hayır olamaz cevabını beklersiniz. Yani hayır doğru değil Cevabını beklersiniz, false cevabını beklersiniz. False cevabını bekliyorsanız, dönüşüm false olmasını bekliyorsanız, sizin metodunuz da false olmalı. Yani assert true sonucun true olmasını bekliyorsanız, assert false sonucun false olmasını bekliyorsanız. Bir de assert equal var. Bu da iki değer verip, bu iki değerin birbirine eşit olmasını bekliyorsanız. O zaman da assert equal metodunu kullanıyoruz. Tamam arkadaşlar. Peki hangi metodu seçeceğimizde... bize verilen değerlere göre mi karar vereceğiz? Hayır. Bize göre bize verilen değerlere göre değil. Test senaryosu neyi öngörüyorsa onu. Yani emekli olamayacağını test edeceksek o zaman assert false. Emekli olabileceğini assert true gibi. Şimdi bunu arkadaşlar beraberce gerçekleştirelim. Mesela bu Nutella örneğimizden devam edersek eğer sonucun Nutella içerdiğini test edin diyorsa bakın sonucun Nutella içerdiğini test edin. Yani biz içermesini bekliyoruz değil mi? İstediğimiz şey sonucun Nutella içermesi. Dolayısıyla bu durumda assert true kullanacağız. Sonuç yazısı Nutella içersin. Biz true olmasını bekliyoruz. Bunu yapıyoruz. Peki sonuç yazısının Kutella içermediğini test edin derse. Bakın bu defa sonuç yazısı contains Kutella yazacağım. Ama sonucun yanlış olmasını istiyorum. Yani içermesini istiyorum arkadaşlar. Bu durumda assert false diyeceğim. Assert nokta assert false sonuç yazısı Kutella içerirsin. Başka ne olabilir? Eğer sonuç yazısının buradakinin aynısı olduğunu, yani 1-48 of result for Nutella olduğunu test edin derse, o zaman bu yazıyla actual sonuç yazısının eşit olduğunu test etmek isterim. Bu durumda da assert.assert assert equals expected ile actual'ı buraya yazarım. Şimdi somut bir iki örnekle arkadaşlar konuyu bitireceğim. Mesela integer variable'lar oluşturdum burada arkadaşlar. Ali'nin yaşı 56, Velinin yaşı 68, emeklilik yaşı da 65. Eğer Velinin emekli olabileceğini test edin derse, bakın Velinin emekli olabileceğini test edin. O zaman ben Velinin yaşının emeklilik yaşından büyük olduğunu test etmek istiyorum demektir. O zaman assert true kullanırım. E burası true'ysa beninin yaşı emeklilik yaşından büyükse bakalım beninin yaşı 68, emeklilik yaşı 65 evet büyük. Bakın bu içerideki şart true. Benim beklediğim true. O zaman bu test pest olur. Eğer Ali'nin emekli olamayacağını test edin derse bakın, emekli olamayacağını. O zaman diyeceğim ki Ali'nin yaşı emeklilik yaşından büyük ama bunun false olmasını istiyorum. Yani Ali'nin yaşı emeklilik yaşından büyük değil olsun. Bunu istiyor benden çünkü bakın, emekli olamayacağını istiyor arkadaşlar. Bu durumda bunun false olmasını beklerim. False olmasını beklediğim için de buranın False olmasını isterim. Bu çok klasik bir sorudur. Hocam bunu küçüktür yapsaydık. Arkadaşlar bizim testlerimizdeki şartlar bir kere tanımlanır. Yani siz milyonlarca insanın testini yapıyorsunuz. Herkes girecek orada emekli olabilir mi, olamaz mı bakacak. Yani dolayısıyla da bir e, kodunuz, yani bizim test kodumuz değil, asıl işi yapan kodu düşünün. Asıl işi yapan kod şöyle çalışıyor. Birisi diyor ki ben emekli olabilir miyim? Yaşını gir diyor. Yaşını giriyor 80. Büyüktür 65. Emekli olabilirsin. Peki yaşı 50. tür 65. Hayır emekli olamazsın. Yani asıl kodumuz hep büyüktür üzerine çalışır. Siz bazen küçüktür bazen büyüktür yapmazsınız. Asıl bizim kodumuz büyüktürle çalışıyor... Dolayısıyla da biz de büyüktür üzerinden false ya da true sonuçları beklememize göre e, assertion metodumuzu seçeriz. Beklediğimiz false yaş da bakın Ali'nin yaşı 56, 65'ten büyük değil. False, bakın bu false, bu da false. Programımız doğru çalışıyor. Biz bunu test ediyoruz. Bizim bir tester olarak maksadımız Ali'nin emekli olup olmaması değil. Bizim tester olarak maksadımız e, yaşı 65'ten küçük bir insan denediğinde sistemin sen emekli olamazsın dediğini test etmek. Yani tekrar edelim. Biz burada adam emekli olabilir mi, olamaz mı bakmıyoruz. Bizim maksadımız tester olarak kod doğru çalışıyor mu? Yani 65 yaşından küçük bir insan girdiğimde emekli olamaz cevabını veriyor mu? Bunu test ediyoruz arkadaşlar. Test, pest oluyor. Eğer emekli yaşının 65 olduğunu test edin derse bu durumda da assert.assert assert equals 65 emeklilik yaşı diyorum. E burası equals mu? Bunlar eşit mi? Evet. E ben de eşit olmasını bekliyorum. O zaman test, pest olacaktır. Peki ne zaman failed olur arkadaşlar? Eğer bizim beklentimizle içerideki test sonucu farklı olursa. Mesela Ali'nin emekli olabileceğini test edin dediğinde biz olmasını bekliyoruz demektir. Bakın Ali'nin emekli olmasını bekliyoruz. O zaman assert true seçeriz. Ali'nin yaşı büyüktür, emeklilik yaşı true olmasını bekliyoruz. Çünkü Ali'nin emekli olabileceğini test edin diyor. Peki Ali'nin yaşı kaç? 56. E, emeklilik yaşı olan 65'ten büyük mü? Değil. Biz true bekliyoruz ama içerisi false. O zaman bu durumda test failed olur. Peki Veli'nin emekli olamayacağını test edin diyor. Bakın emekli olamayacağını bekliyormuşuz sistemde. Dolayısıyla biz ne isteriz? Test... E false olmasını, sistemin bana false dönmesini beklerim arkadaşlar. Onun için de assert false metodunu kullanıyorum. Velinin yaşı emekli yaşından büyüktürün bana false dönmesini bekliyorum. Peki velinin yaşı 68, emeklilik yaşı 65 bu bana false döndürür mü? Hayır, true döndürür. O zaman benim testim failed olur. Ya da derse ki bana emeklilik yaşının 63 olduğunu test edin. Ben o zaman bakın emeklilik yaşıyla 63'ün birbirine eşit olduğunu test ederim. E peki bunlar eşit mi? Hayır. O zaman testimiz failed olur. Yani bakın arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Biz testin failed olması ya da testin pes olması için uğraşmıyoruz. Biz bize verileni direkt kontrol ediyoruz. Yani Ali'nin emekli olabileceğini test edin. Bizim çıkış cümlemiz bu. Başka hiçbir şey değil. Biz testi test etmek için uğraşmıyoruz. Bize bu ne deniyorsa onu gerçekleştirecek test cümlesi kuruyoruz. Ali'nin emekli olabileceğini test edin. E o zaman ben de Ali'nin yaşının emeklilik yaşından büyük olduğunu turu olması gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Çünkü emekli olabilmesini istiyor. Şimdi size böyle acayip 5-10 tane örnekle bu işi bitireceğim arkadaşlar. Bakın buraya sayılar A, B, C, D ve iki tane de string ekledim. Bunlar üzerinden düşünelim. Assert, assert true, A büyüktür B. Test failed mı, passed mi? Bakalım. Bunun için yapacağım şey şu. A büyüktür, B'yi kontrol ediyorum. 50, 60'dan büyük mü? Hayır, false. E ben ne bekliyormuşum? True. Ben true bekliyorum ama sonuç false. O zaman bu test failed olur arkadaşlar. Yine assert true, D büyüktür, B diyor. Diyarbakır 70, Bursa 60. D büyüktür, B. Doğru. O zaman biz true bekliyorduk. E sonuç da true. Bizim testimiz pest olur. Assert false A büyüktür B. Bakalım. A büyüktür B diyor. Şurada da bakmıştık zaten. 50 60'tan büyük mü? False. E benim beklediğim de false. O zaman bu test pest olur arkadaşlar. Assert false Diyarbakır büyüktür Ceyhan. Bakalım 70 büyüktür 60 doğru. Dolayısıyla 70 büyüktür 60 doğru döndürür, true döndürür. Ama ben false olmasını bekliyorsam bu test failed olur arkadaşlar. Diyor ki Diyarbakır'la Ceyhan equals olsun. Birbirlerine eşit olsun. Bakalım arkadaşlar. Diyarbakır'la Ceyhan birbirine eşit mi? Eşit değil. Halbuki biz eşit olmasını bekliyoruz. Test failed olur. B ile C eşit olsun diyor. Bakalım B 60, C de 60. 60, B ile C 60 ise equals. Bunlar eşit. E biz de eşit olmasını bekliyoruz. O zaman testimiz pest olur. Peki stringler içinde aynı mıdır? Bakın isim 1 ile isim 2 eşit midir? Bakalım arkadaşlar. Ali, Ali. İkisi de birbirine eşit. Equals. dolayısıyla arkadaşlar biz de equals olmasını bekliyorduk. Testimiz test olur. Peki isim 1 Ali ile eşit mi? Bakın isim 1 string olarak büyük A ile Ali. Eşittir diye beklediyse küçük A ile Ali. Bunlar eşit. Olmaz biliyorsunuz string'de. E, o zaman biz eşit olmasını bekliyoruz. Ama eşit değil. O zaman testimiz failed. Aynı şekilde isim bir büyük harflerle Aliye eşit mi? Eşit değil. E, o zaman bu testimizde ne olacaktır arkadaşlar? Failed olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. C unit'te assertion bizim için çok önemli arkadaşlar. Artık biz if else'i kapatacağız. Bundan sonraki tüm testlerimizi e, C unit'teki assert class'ından doğru metodu seçerek yani assert true, assert false ya da assert equals bunlardan e, hangisi bizden isteniyorsa onu seçip sonu testimizi yazacağız. Test kodumuzu yazacağız. Ve sonucu C unit bize otomatik olarak test test ya da test failed olarak verecek. Eğer pest olduysa yeşil tik. Failed olursa kırmızı çarpıyı göreceğiz. Ve aşağıda da past olursa exit kod olarak sıfır. Failed olursa da exit kod olarak eksi biri göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.